Merhabalar. Ben İmran. Ben Sümeyra. Hemhal Podcast'te. Bizimle hemhal olmaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gamze'm hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş İyi bulduk. akşamlar. Öncelikle kendinizi biraz tanıtmanızı rica ediyorum. Tabii ben ilk mesleğimi, ana mesleğimi söyleyeyim önce. Fizyoterapistim. Bunun dışında aldığım bir sürü eğitim var. Manuel tedavi, osteopati, psikoneuroimmünoloji, zumba, pilates, egzersiz üzerine çalıştığım bir sürü aldığım sertifikalarım var. Onun dışında hipnoterapistim, yaşam koçuyum. Hani bunların da eğitimleri var. Sonrasında bunların doğrultusunda bütüncül tıbba, bütünsel tıp ya da işte bütüncül bakışa sahip olmayı öğrendim. Benim sürecim böyle. Hani mesleki donanımım diyeyim. Daha da ilerleyecek, öğrenecek çok şeyim var. Bunların yanı sıra akupunktur ve refleksoloji üzerine de eğitimlerim var. Ve bunun üzerinden de çocuklarımızla çalışıyoruz. Ve hepsini bir bütün haline getirdiğinizde bazı tedavilerin daha işe yaradığını, hani ben tecrübelerimle gördüm. Bakalım daha yeni bir şeyler çıkarsa da devam ettirmeye çalışacağız kendimizi ilerletmek için. Evet, çok güzel. Ben tabii bunların hepsini biliyorum. Çünkü siz Emir Zahid'in, ne diyeyim, ikinci annesisiniz. Yani artık Aynen. evet, benim de hani bir ablam olsaydı bu kadar Ay, yakın olurduk teşekkür herhalde. ederim. Şimdi burada şeyi sormak istiyorum. Eğitimlerinizden bahsettiğiniz için sanki burada sormak daha doğru geldi. Bütün bu eğitimleri aldıktan sonra klasik fizyoterapi eğitiminize geri dönüp baktığınızda siz olsanız neyi değiştirirdiniz orada? Şimdi şöyle, hani bunu kendi aramızda da çok konuştuk. Kendi arkadaşlarımız arasında da çok konuşuyoruz. Tabii ki onlar temel, alınması gereken şeyler ama bütüncül bakışa sahip olarak çıkmıyoruz. Ve ben bunu seneler sonrasında kazandım. İşte 2007 mezunuyum. Yaklaşık 13 sene oldu. Hatta 14. seneye giriyorum ve bir fiil çalışma hayatında, yani hiç boş zamanım olmadı benim. Hani ara verme gibi ya da ne bileyim işten çıkma gibi hiç öyle bir durumum olmadı. Bütüncül bakışı sonradan yakaladım. Keşke bütüncül bakışla mezun olabilsek. Yani hani ya da buna yönlendirilebilsek. Aslında mesleğimiz çok, gerçekten çok kıymetli. Mesela yurt dışında bunun kıymeti daha çok biliniyor. Ve fizik tedavi dediğiniz şey insanın hayatına her zaman dokunan, yani her anlamda, sadece çocuklar için değil ki, kendi ailemizde de bir düşme oluyor, bir kırık oluyor, yaşlılarımız oluyor, kendi anne babamız hastalanıyor. Yani ailenin içinde olan zaten bir şey. O yüzden de hani evet, eksiklikler var. Keşke bunlar değiştirilebilse ya da yenileri eklenebilse çok daha iyi olur. Yani bütüncül bakışa sahip olmak zorundayız. Çünkü bunun gerisine kaldığınız zaman tedavi bir yerde kalıyor. Onun dışında ilerleyemiyoruz maalesef. Gamze Hanım, gerçekten sizin de dediğiniz gibi özellikle bir uzmanlık gerektiren meslek alanlarında bir süre sonra herkes hayır ya bu işe daha bütüncül yaklaşmamız gerekiyor demeye başlıyor. Ben şeyi merak ediyorum. Siz peki ne zaman fizyoterapi eğitimi aldınız, işte mezun oldunuz, alanda çalışmaya başladınız? Nasıl bir dönemde ya bu biraz eksik mi kalıyor acaba? Daha bütüncül yaklaşmaya mı gerek var? Ne zaman dediniz? Nasıl dediniz ya da hangi Şimdi olaylarla? ben her zaman mesleğimi çok sevdim. Sağlık alanında, yani aslında benim ilk hedefim üniversite, yani hekim olayım, yani tıp fakültesine gireyim de amacım. Puanım tutmadı. Fizik tedaviyi seçmek zorunda kaldım. Ama iyi ki de seçmişim diyorum şimdi. Cuma günü mezun oldum ve pazartesi iş başı yaptım ve özel eğitime başladım. Ve biz o zaman, o dönemde gerçekten çok ciddi anlamda aranılan bir meslek grubuydum. Ve 9 sene ilk girdiğim özel eğitimle beraber çalıştım. Sonra baktık, evet o zaman da enerjim yüksekti. İşte çocuklara bir şeyler yapayım, aktif hareket, hep onun üzerinden gidiyordum ama hiç beslenme, işte ne bileyim refleksoloji, akupunktur, ne bileyim o bir organ tedavisi nedir bilmiyorduk. Sadece kas iskelet sistemi üzerinden gidiyorduk. Sonradan sonraya ilk, hiç unutmuyorum, hani belki ismini de verebilirim, bilmiyorum yanlış mı olur. Esat Başaran vardı, refleksolog, televizyonlarda çok çıkmıştı. İşte refleksolojinin bir dönem patladığı dönemde, işte görmeyen çocuğu gördürürüz, işte yürümeyen çocuğu yürütürüz. Bir arkadaşım dedi, ya bu refleksoloji bu kadar etkiliyse ya bir de biz gidelim alalım, neymiş bu? Sonra gittik, bir Alman hocadan, bir osteopat bir hocadan aldık bunu. Esat Başaran'dan değil. Sonra adam bize sorular sordu. İşte neden refleksolojiyi alıyorsunuz? Benim sorum o oldu. Yani ben televizyonda bunu gördüm. Yani gerçekten görmeyen bir çocuk nasıl görebilir refleksolojiyle? Adam güldü, sadece dedi ki bu, dedi, öyle bir şey değil. Refleksoloji size yardımcı olur. Enerji kanallarını açar. İşte bazı şeylerde çok daha faydası var. Ama bütüncül bakmanız lazım. İşte osteopati diye bir şey var falan.
İlk osteopati benim aklıma orada girdi. Çünkü osteopattı kendisi. Sonradan sonraya bana yetmemeye başladı. Çünkü o fikir bir kere kafanıza girince ve merak varsa araştırmaya başlıyorsunuz. Sonradan baktım, bazı çocuklarda işte özellikle kabızlık problemi çok çekiliyor. Yani bizim çocuklarımızda. Refleksolojiyle bunların gerçekten etkisi oluyor. Yani kabızlar çok. Ya diyordum ki işte ayakla karın ne alaka falan. Sonra akupunktura ilgim başladı. Derken onu aldım. Ondan sonra başka yöntemlere başvurdum. İşte sonra spor girdi falan. Sonra bir gün ben de bu arada iki çocuk annesiyim. Doğum yaptım ikinci oğluma. Kilo vermek için bir egzersiz salonuna gittim doğumdan sonra. Bir baktım ki o spor merkezinde yani iki spor uzmanı var ve spor yaptırıyorlar. Dedim ki bunlar dedim böyle bir yeri yönetebiliyorsa ben de yapabilirim. Çünkü spor geçmişim var. Daha önce de voleybol oynadım ve spor altyapım vardı. Bir gün de karar verdim, istifa ettim iş yerinden. İki hafta sonra bir kadın spor merkezi devraldım. Böyle benim ani kararlarım vardı. Çünkü bana bazı şeyler yetmemeye başladı. Dedim ki farklı bir alana geçeyim. Yani bir de bu alanı göreyim. Nedir, ne değildi, sporu da birleştireyim. Bir sene kadar o merkezi işlettim. O esnada hani bize hep şunu derler işte spor her şeyin faydası, şöyle olması lazım. Egzersiz bel fıtığı, boyun fıtığında çok etkili. Evet doğru egzersiz yaptırıyoruz ama kadınların ağrısı geçmiyor. Hmm. İşte bel fıtığı, boyun fıtığı dediğin şey kas kuvvetlen niye bunlar iyileşmiyor? Dedim bu sefer başka bir şeyler var. Bu sefer manuel tedaviye ilgi başladı. Çünkü hani soruna göre gidiyorsun. Manuel tedavi eğitimleri almaya başladım. O yetmedi bu sefer osteopatiye başladım. Osteopatiye başlamadan önce bir kadavra diseksiyon eğitimimiz vardı. Ona katıldım ve katılan arkadaşlarım çoğu osteopat. Kadavranın başına geçtik. İşte kadavranın bazı şeylerini çıkartıyoruz. Organ bağlantılarını söylüyorlar. İşte şöyle olması lazım. Karaciğer böyle. Karaciğer yağlı. İşte alt bacaklarda şu problem. Ben dedim ki herhalde başka bir dünya burası. O kadar etkilendi. İyi ki onlarla aynı eğitimi almışım. Ve ondan sonra ben osteopatiye başlamaya karar verdim. Bu macera böyle gelişti. İşte osteopati eğitimine devam ettim. Daha sonra osteopatiyle birlikte Türkiye'de tek verilen eğitim diyebiliyorum. Psikoneuroimmünoloji. İstanbul'da bir kurum veriyor. Osteopatiyle birlikte ona devam ettim. Zaten ona başladıktan sonra benim bütün her şeyim değişti. Çünkü önce kendi hayatımı değiştirmeyi öğrendim. Onunla birlikte Almanya'da biyolojik tıp kanser eğitimi için bir eğitime katıldık. Kemoterapisiz kanser tedavisi yapıyorlar ve pankreas kanseri için bile %60 başarı oranını veriyorlar ve kemoterapisiz. Kemoterapi almayan hastalar daha başarılı olduklarını söylüyorlar. Aslında bunlar makalelerle her araştırma ellerinde var ama burada bazı şeyler daha ön plana çıktığı için herkes geri planda kalmak zorunda kalıyor. Sağlık sektörü maalesef bu dezavantajı var. Orada ilk bize şunu gösterdiler. Hangi hasta olursa olsun, neyle uğraşırsa uğraşsın, önce bir ağıza bir bakın. Yani dişler nasıldır? İşte dolgusu var mıdır? Çürüğü var mıdır? İşte çünkü ağız ilk bağışıklık sistemi organı, ilk sindirim organı, ilk tanıdığımız organ, anneyi ilk emdiğimiz organ, anneyi tanıdığımız organ. Ondan sonra benim bütün dünyam değişti. Ve iyi ki de o olanlara kaymışım. Şimdi daha çok faydasını görüyorum. Yani hepsinde. Çünkü bizim evet çocuklarımızın çalıştığım alanda özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklar ama sadece kas iskelet sistemiyle alakası yok. Yani fizik tedavi dediğiniz şey kas iskelet sistemi problemi değil sadece. Altında çok daha farklı problemler yatıyor. Hep bunlara bakmanız lazım. Şimdi bu işe girdikten sonra daha çok okuyup araştırmaya başlıyorsunuz ve daha çok bilme isteği duyuyor. Hani neden bilme isteği var? Çünkü daha fazla yardımcı olayım ya da daha fazla aileye dokunayım. İşte ne bileyim daha fazla ne yapabilirim bu çocuklara düşüncesi var. İyi ki de olanlara kaymışım. Bütüncül baktığınız zaman bir nebze de olsa insanların bir yarasına merhem olabiliyorsun. Yani bu ayrı bir keyif. İnşallah herkes bu keyfi alır. Temennim o. Çünkü çok fizyoterapist arkadaşım var. Evet çok güzel çalışanlar da var ama mesleğimizi çok daha ileri seviyeye biz taşıyabiliriz. Yani bu kişisel farkındalıkla alakalı bir şey. Evet çok güzel özetlediniz. Aslında sizin fizyoterapiden anladığınızın ne olduğunu özetle biz böyle dinlemiş olduk ama ben özel olarak şeyi sormak istiyorum. Sizce beslenme bu işin neresinde ve beslenmeyi değiştirdiğiniz hastalardaki değişimlerden böyle az bir şey bahsedebilir misiniz? Beslenme bu işin %70-80'i diyebilirim. Bu tecrübelerime dayanarak ben kendi hayatımda değiştirdiğim şeylerden kendimde. Çünkü önce ben bu psikoneuroimmünoloji alanını aldıktan sonra dedim ki önce ben kendimde yapmalıyım ki kendimdeki faydayı göreyim. Çünkü ben birine tavsiye vereceksem önce ben kendimde deneyimliyim. Ve ben şu anda tek öğün besleniyorum. Yaklaşık bir sene olacak galiba. Ondan önce iki öğüne dönmüştüm. Ve kendimdeki farkı yani kilo vermenin dışında çok ciddi anlamda mesela konsantrasyonda çok daha fazla artış işte 3-4 kitabı bir arada okuyabiliyorum, makale okuyabiliyorum. Önceden mesela müzik dinlerken makale kitap hayatta okuyamazdım çünkü kafamı veremezdim.
bunu şimdi yapabiliyorum. 5-6 işi bir arada yapabiliyorum. Daha az yoruluyorum. Hani beni takip eden takipçilerim de bilir. Sabah yürüyüşüm yaparım. Mümkün olduğu kadar. Zaten spor hep vardı benim hayatımda. Şimdi daha çok arttırdım. İşte akşam mutlaka yürüyüşüm yaparım. En az 7-8 seansa giriyorum. Bana hep soruyorsun işte bu kadar enerjiyi nereden buluyorum? Yorulmuyorum. Yani yoruluyorsunuz tabii ki, o ayrı, ama o içinizdeki şey bitmiyor. Hani Duracell pil gibi oluyor. Bu böyle bir şey. Ve hastalarımda da özellikle çocuklarda ya da yetişkinlerde. Mesela bir bel fıtığı için danışan gelsin. Ben önceden hep direkt tedavi alırmıştım. Manuel tedavi, osteopati. Şimdi önce bir hafta, iki hafta kadar detoksa sokuyorum. Ve detoksa soktuğum hasta bana gelmeden iyileşiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir bel fıtığı hastası sadece ekmeği bile kesmeyle değişebiliyor ağrısı. Çünkü bu böyle bir şey. Temelinizin sağlam olması lazım. Yani benim hücrem sağlamsa, çünkü hücreden oluşuyoruz. Hücreniz ne kadar temizse o kadar sağlıklısınız. Hücreniz ne kadar toksikse o kadar hastasınız. Bu böyle bir şey. Bir hücreden, milyonlarca hücreden oluşmuşuz çoğala çoğala. O yüzden hücre boyutunda birazcık bakmak lazım. Belki bazı şeyler çok basit ama çok unuttuğumuz şey var maalesef. O yüzden beslenme bunların %70-80'i. Siz şimdi beslenme deyince ben bir yandan çok dikkatli dinliyorum. Bir yandan ama vicdan azabıyla. Benim böyle yemekle alakalı, yani hani çok seviyorum yemek yemeyi. Ve şimdi eşim de severiz, ikimiz de yemek yemeyi, iki bir araya gelince şey yapamıyoruz. Gerçekten kontrol etmek de zor ve bu bir yaşam tarzı, yani yaşam tabii, tarzınızı, tabii, hayat tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Tabii. Sadece kilo vermek için de değil dediğiniz gibi, hı-hı, aslında temel amaç daha sağlıklı olmak olmalı. Tabii, tabii. Böyle iyi bir şey oldu bana da biraz kendime geldim. Çünkü tabii bunlar hani ben en çok Zeynep için, aslında kızım için istiyorum yeme alışkanlığımı değiştirmeyi. Bu zamana kadar yapamadım. Belki çocuğum için büyük ihtimal yani yapmak durumundayım. Çok etkileniyor çocuklarda, yani anne babanın yediklerini, o sofrada ne var ondan yemek diyorlar. Tabii. Şimdi şu an mesela yeni yeni işte fark etmeye de başladı, işte ek gıdaya geçti. Daha çok benim tabağıma dikkat ediyor, ben ne yiyorum, ikimizin tabağını kıyaslıyor vesaire. Yani evet, hani anne babalar olarak hem çocuğumuzun beslenmesine dikkat etmek için kendimizin beslenmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şey soracaktım ben size. Peki mesela sizin merkezinize, çalıştığınız yere işte danışanlar geldiğinde siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Şimdi bütüncül yaklaşmak, birçok farklı koldan bahsettiniz. Peki mesela şu an işte benim kızımın Zeynep'in Down sendromu var. Hani böyle bir de size danışan geldiğinde de direkt, yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu çok ilgimi çekti, merak ettim. Önce ben genelde ilk görüşmeleri ben alıyorum. Çünkü ben daha çok tercih ediyorum bunu. Hem kurumun başında olduğum için, hem de çünkü bazı şeyleri temelden oturtmak lazım. Öyle düşünüyorum. Önce anneyi babayı birlikte almak çok önemli. Çocuk ikinci planda. Yani çocuğu sonra değerlendirmek önemli. Anneyi babayı sorgulayacaksınız. Yani hani annenin hastalığı var mı? Gebelik süreci nasıl geçti? İşte nasıl çocuğu besliyor? Anne sütü aldı mı? Antibiyotik kullanıldı mı? İşte yoğun bakım süreci varsa yoğun bakımda neler kullanıldı? İşte kan tahlilleri, işte B vitamini, D vitamini seviyesi nedir? Folik asit nedir? Bunların hepsinin konuşulması lazım. Bir kere şeyi de fark ediyorsun. İşte anne baba içeri girdikten sonra anne baba ilişkisi. Bakın bu çok önemli. Annenin babaya, babanın anneye bakış bile çocuğu etkiliyor. O uyumu bulabildiğiniz ailelerde zaten en önemlisi o. O çocukta daha çok özgüveni geliştiriyorsunuz ve o çocuk çok daha mutlu ve o çocuk daha savaşçı. İşte ben hep Meyra Hanımları o konuda çok takdir ediyorum. Biraz önce beslenme konusunda söyleyecektim, söyleyemedim. İlk Yusuf Bey'e anlatmıştı bu beslenme konusu. Hani nasıl olur falan ya şimdi. Yani insan inanırsa ve bunu gerçekten açıklarsanız ve insanın mantığına yatarsa, kendi de denerse görüyor kendine olan faydasını. Aynen. Ve diyorsunuz ki evet, bu doğru bir şey. Yani hani bunu ben şimdi doğru yaptığımı söylüyorum ama ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü ben kendimi denedim ve sonucunu görüyorum. Bir sürü yayın da var. Fazla yemek, sık sık yemek zararlı. Yani bunun sıkıntılarını görüyoruz özellikle çocuklarımızda. Ve hani aile anlamında da hep onu diyorum. Yani Yusuf Bey ve Sümeyra Hanım. Hani çok örnek ailelerden birisi. Kendi bağları bu kadar kuvvetli olması, çocuklarına bu kadar güvenmesi. Önce kendine güvenmek. Annenin babanın kendine güvenmesi lazım. Ve çocukların bazı şeylerde kabulü. Ve o zaman ne oluyor? Elinden daha fazlası geliyor. Bir çocuk için daha fazlasını yapıyorsunuz. Bu çok kıymetli ve o zaman ne olur, çocuğunuz çok daha savaşçı oluyor. Hep Emir Zahit ediyorum. Yani o benim savaşçım. Ne olursa olsun çocuğum pes etmiyor. Yani hani çok zor günler yaşadık beraber. Hani ben bir kısmında yakınlarındaydım. Yakında olmaya çalıştım. Ama hep onu diyorum. Yani annesi gibi savaşçı bir çocuk. Yani öyle bir şey. Çünkü bu anneden ve babadan alınan bir şey. Siz dünyaya nasıl bakarsınız, çocuğunuz da öyle bakıyor. Siz ne yersiniz, çocuğunuz da onu yiyor. O tamamen ailenin bakış açısıyla alakalı.
alakalı. O yüzden ben ilk değerlendirme bu yönde bakarım. Bir saat, 1,5 saat konuşurum velilerimle. Anlatırım hani zararlı beslenmenin neden zararlı olduğunu. Aslında bizim ilk kafamızda neleri bitirmemiz gerektiğini. Ha, şöyle de var. Çok bazı şeyleri kabul ettirmediğim velilerim de var. Yani bu tamamen tercih meselesi. Siz ne kadar en iyi terapist de olun, en iyi hekim de olun. Karşı tarafın ne kadar istediğiyle alakalı ya da ne kadar sorumluluk alacağıyla alakalı. Evet, biz yol gösteririz ama sorumluluğun tamamı sizde. Yani siz yaşıyorsunuz, bunu görüyorsunuz. Bizde belki 1 saat alıyor seans ya da 2 saat alıyor. İşte haftada 2 gün, 3 gün geliyor. Ama geri kalan bütün ömür sizde bu çocukların. Sorumluluğu siz almadığınız sürece o çocuk da bir şey yapmaz. Bu böyle bir süreç. O yüzden benim için değerlendirmede ilk önemli olan kriterler bunlardır. Sorgulamak. Sorgulamak ve anlamak ve bilmek. Sonrasında zaten çocuğa alışma süreci vardır. İşte enerji tutması önemli. Çocuğa karşı senin yaklaşımın, sevgin. Bu bir enerjidir. Yani evet, bizim çocuklarımız bazı problemlerde gerilikleri olabilir ama çocuk onu hisseder ve bilir. Ve bunların ekstra özel duyuları da geliştiğine inanıyorum. Yani bizim anlayamadığımız şeyleri o çocuklar hissediyor ve biliyor. Özellikle enerji boyutunu, annenin kalp atışını, ısısını, işte terapistin ısısını, ona nasıl yaklaştığını biliyor. Ona göre de tepki veriyor. Hepimiz zaten bize geldiğiniz an şeysi beni alıp nerede? Hani bu sizde uyanıyor, bu uyanık. Ya ama gerçekten öyle oluyordu. Başka fizyoterapistlere mesela özellikle ben hoşlanmadıysam, bu yani tamamen gerçekten ortamın havasını alıyorlar. Çocuk uyuyordu ve fizyoterapistlere bakıyordu. İşte hani şunu yapması lazım, bunu yapması lazım. Hiçbir şey yapmıyor gibi bir değerlendirme. Hamza Hanım'a gidiyoruz. Gözler böyle açık, sesini evet, duyardık. Evet yani şey, hani biz Emir Zahit'le böyle bizim 40 dakika sürmüyordu. Bizim seansımız uzun sürüyor. Ve Emir Zahit ne kadar yaptırsa o kadar yapan bir çocuk. Ve hep Emir Zahit'e iyi gelen şeydir. Hareket yaptıkça çocuk açılıyor. Ve gerçekten hareketsizliği sevmiyor. Yani onun yapısında da var. Yani annesi gibi gerçekten hareketli bir şey. Yerinde duramayan bir çocuk yani. O seviyor. Hakikaten seviyor. Ve bunu biliyor. Ve bunu senden aldığı zaman çocuk yansıtıyor. Ama biraz yavaş olur, geç olur. Hiç problem değil. Ama oluyor mu? Oluyor. En önemli şeylerden biri o. Vazgeçmemek lazım. Yani o çocuğun potansiyeli, bir kere önce terapist inanmalı. Yani çocuğa güvenmeli. Çocuğun buna yapabileceğine inanmalı. Çünkü önce yine gerçek aynı yere gidiyor. Sen kendine güvenmeyeceksin. Hani bir çocuk bunu yapabilir, yap ve o düşünce o karşıya geçiyor. En önemli şeylerden birisi o. Evet, ben de buna ek olarak şunu soracaktım. Peki bunları siz görüştükten sonra aileden ideal olarak beklediğiniz şey ne? Bunun cevabını ben biliyorum. Yani %100 hayat tarzı değişimi aslında. Evet, evet, evet. Ya çünkü bizde şöyle bir şey var. Yani Türk toplumu olduğumuz için ne? Diyorum ki çocuğunuzu en basit gece tok yatırmayın. Hani bu gerçekten ciddi anlamda zarar. Benim çocuğum aç mı olur? Diyorum ki aç olmaz. Yani biz anne baba olarak korkuyoruz. Yani aç kalacak. Ya çocuklar daha da yeni. Diyorum ki ya benim kadar çocuklarınız hareketli mi? Değil. İşte ben daha fazla belki kalori, evet, ama ben tek öğün besleniyorum, ben doyuyorum. İşte bu örnek o yüzden güzel. Kendi yaşam tarzımı yaptığım için karşı tarafa örnek olabiliyorum. Peki ben tek öğünle doyuyorsam bu çocuk doyar. Ve çocukları zorlamayın yemek yedirmek için. Çünkü çocuk aç olduğu zamanı biliyor. Gerçekten acıktığı zaman gelir. Ve hiçbir çocuk yani günümüz şartlarında açlıktan ölmez. O yüzden çünkü beslenmiş şudur. Sindirim en önemli, ağızdan giren ilk şey bağışıklığı da başlatır. Sizin bağışıklığınız ne kadar kuvvetliyse o kadar her hastalıkla mücadele etme şansınız çok daha fazla artıyor. O yüzden bizim için sindirim, beslenme çok çok elzem. Zaten sıkıntılı süreçler geçirmiş. İşte yoğun bakım süreci geçiriyoruz. Bir sürü ilaç kullanıyoruz. Bunların toksik özellikleri var. Şimdi bunlar atılacak vücuttan. Ne yapmak lazım? Nasıl atılır? Detoks yapacağız. Nelerle yapılır? Anti-enflamatuar besinlerle ya da beslenme tarzıyla. O değil, sadece yetmiyor. Hareket ettir zorundayız bu çocuğu. İşte çok aşırı sıcağa alıştırmamamız lazım. Soğuğa da alışmalı bu çocuk. Çünkü vücut ısısını da ona göre de ayarlayacak. Çünkü deri de önemli bağışıklık sistemi organlarından biri. Masajı da yapacağız. İşte aromaterapi, koku, bunların hepsini kullanacağız. Refleksoloji yapacağız evde. Mutlaka o çocuk boş durmayacak. Yani nasıl biz boş durmuyoruz? Bu öyle bir şey süreç. Bizim hayatımızın etrafında döndüğü için benim çok bildiğim ve aşina olduğum konular ama başka insanlara mutlaka çok yenidir. Onlara evet. Da buradan böyle anahtar kelimeler vermiş oluyoruz. Doğru. Devamını araştırabilirler ve hani buna göre bir yol çizebilirler kendilerine. Kültür ve hayat tarzı olarak sanki biraz dediklerinize de uzağız değil mi Gamze Hanım? Bu biraz zorlaştırıyor sanki süreci. Yani insanına bazı şeyleri kabul etmek çok zor. Diyorum ki mesela kırmızı et tüketme. Nasıl olur? Kırmızı etsiz hayat mı olur? Ya olur, vallahi olur. Neredeyse yalvaracağım adama. Ben de mesela bunu bu ara işte hani benim bir yeme alışkanlığımı değiştirmem için çevremdekilerinkini de bir şekilde değiştirmem gerekiyor. Hani bu benim tek başıma, kimsenin bence tek başına. Tabii.
Yapar belki ama işte çok böyle şey olması lazım. İradesi yüksek olması gerekiyor. Şimdi o yüzden ben de yavaş yavaş değiştirmeye çalışıyorum ama çevremdekiler işte o kırmızı et konusunda mesela özellikle. Olur mu çocuğun her gün kırmızı et yemesi lazım ki çocuk doktor da mesela benzer bir şey tavsiye ediyor. Bir gün ciğer yesin, bir gün et yesin, bir gün balık, bir gün şu, bir gün bugün bu. Ben de biliyorum hani okuduğum kadarıyla işte kırmızı et his sindirimi zor ve işte vücuda hani belli, vücudu fazla yoruyor, sindirim sistemini fazla yoruyor, fazla enerji sarf ediyor vücut vesaire vesaire. Ve bu tokluk konusuyla da alakalı mesela yani anneler de buna ben de dahilim. Özellikle işte şimdi bizim ilk yılımız şeyle geçti. Kaç milim süt içti, şu kadar da haçsın, bu kadar özel gereksinim çocuk olunca beslenme konusunda biraz daha ısrarcı Doğru. ya da endişeli oluyoruz öyle diyeyim. Doğru. İşte mesela bugün bahsettim birazcık hasta kendi çok iyi hissetmiyor. Şimdi bir şeyler yediriyorum böyle bir kaşık bir kaşık daha zorlayasım geliyor ama çocuğun hali yok aslında. Yani hani şunu da biliyorum aslında hasta olduğu için daha az yiyor çünkü vücudun enerjisi yok ve aslında tam Hatta tersi yemesine gerek işte. yok yani. Hastayken niye çocuk yiyor ki? Zaten istemez çocuk. Siz Mesela zorlasanız Bu dediğiniz ben yine birazcık bilgim vardı bu konuda. Hani biliyorum iştahımızın azalması aslında iyi bir şey hastalandığımızda. Yani vücut tabii. çok akıllı. Tabii. Çünkü vücut istiyor ki iyileşme enerji harcasın sindirim sistemine değil. Ama mesela işte bu bir süredir annemle kaldık biz şeyde beraber tatildeydik. Evet harika. Ama mesela annem de biraz hasta görsün daha çok yedirmek istiyor ve yani bunun farkında olmayan da aslında yine toplumun çok temel bir şey olduğu için yemek yemek. Dediğiniz gibi yani şu an büyük ihtimal bunu ilk kez duyacak birçok dinleyicimiz vardır. Yani ben de araştırmamı yapmış olmasam ilk kez sizden duyuyor Doğru. olacaktım. Bu sadece sizin anneniz değil. Yani ben hani bu kadar bu işin içinde ve araştırmama rağmen benim annem hala böyle. Yani daha yeni yeni ikna olmaya başladı. O da şöyle bir süreçten sonra oldu. Ben COVID atlattım. İşte Eylül ayıydı. Geçirdim. Hiçbir şekilde ilaç kullanmadım. Hatta geçen ilacı saklamıştım. Hatıra olsun. Yani COVID'i ilaçsız atlattım diye bunu göstermek istiyordum. Instagram'a koyacaktım ama hekimlerden olumsuz bir tepki alır mıyım? Çekinmedim de değil açıkçası. Ama gerçekten ilaç kullanmadım. 4 günde yattım mı yattım. Ateşim oldu. İşte koku, tat kaybım gitti. Eklem ağrım oldu. Yani ciddi anlamda yaşadım. Nefes problemi çekti. Ne yaptım? İlk 2 gün tamamen açlık uyguladım. Hiçbir şeyim. Zaten canınız bir şey de yemek istiyor. Yani bağışıklık sisteminiz çok akıllı. Çünkü öyle bir şey geliştirmişiz ki beyin ve bağışıklık sistemi iki en büyük sistemimiz vardır. Hasta olduğunuz zaman beyin geri planda kalır, bağışıklık sistemi öne çıkar. Çünkü bütün enerji o kullanmak ister. Çünkü vücudu enflamasyon dedim işte patojen girdi ve enflamasyon başladı. İşte hastalıkla savaşma, bağışıklık tepkisidir bu. Bütün enerjiyi alır ve en yükseğe taşır. Ateş neden vardır? Çünkü bununla mücadele edebilmek için. Ateşin çıkması lazım ki bunu geriye döndürecek mekanizmalar da ateşle birlikte artık. Eğer ateş çıkmıyorsa problem vardır. Yani bir çocuk ateşlenmeden büyümez. Ateşlenmek zorunda. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi için ateşin çıkması lazım. Tabii ki dikkatli olacağız. Bu demektir değil ki işte havale geçirsin, ateşten şey olsun. Bu değil. Ayrıca havale de başka bir konu. Yani ateşten havale geçirirse zaten altında başka problemler vardır. Yani bir çocuk ateşten havale geçireceğini genelde ona bağlarlar ama altı araştırılmamıştır. Ben ona inanıyorum. Bunun altında başka yatan bağışıklık sistemi zayıflıkları vardır. Ateş yükseldiği zaman geriye dönüş bunu kapatacak mekanizmalar olur. Ateşi 38, 39 derece, 40 derece, 40,5'a kadar dayanabilir çocuklar. 2 gün, 3 gün ondan sonra zaten söner. Yani bu süreçte mümkün olduğu kadar bir şey kullanılmaması lazım. Eğer dayanabiliyorsak anne olarak ve bunun kıymetini bilebiliyorsak o süreci izin vermeliyiz ki bir dahaki hastalığa o patojeni tanısın, ona göre vücut bağışıklık tepkisi versin. Çünkü vücut ona göre adapte olur. Ateşi yükseltip geri kapatmak vücudumuzun elinde. Ben o COVID döneminde de dediğim gibi ateşim çıktı ve 2 gün açlık uyguladım. Çünkü sistem budur. Enerjiyi zaten harcıyor. Sindirime zamanı yok. Öyle bir şey yok. Yani hani hem ateşi düşüreyim hem bağışıklık sistemim çalışsın hem de bir taraftan sindirimim olsun. Vücut böyle bir şey değil ki. Olmaz yani. Hani ateşle mücadele ederken şunu diyemezsin. Ya dur bir dakika şurada da bir keyifli yemek yiyeyim. Böyle bir şey ama sistem çok akıllı. O yüzden yedirmeyin çocuklarınıza hastayken. Yemesin daha kolay iyileşir. Açlık çok önemli bir mekanizma hastayken özellikle. 2 gün sonra da zaten baktım ateşim düştü ve terledim. Klasik eski yöntemler öyle diyorlar ama bence hala geçerli yöntemlerden birisi. Terledikten sonra zaten iyileşmeye başlayınca iştahınız gelir. Zaten canınız bir şeyler istiyor.
vücut öyle akıllı bir şey. Sonra evet vitamin takviyesi mutlaka kullandım. D vitamini, C vitamini, işte magnezyum, çinko, koenzim, Q10. Çünkü enerji ihtiyacım var ve halim yok. Mitokondri anlamında arttırmam lazım bazı şeyleri. Bir hafta kadar da onu kullandım. Ondan sonra bir şey kalmadı. Çok şükür. Ve hep şunu diyorum. Yani Covid'den sonra herkes şunu söylüyor işte. Antikorumuzu oluşturmuşum hatta en yüksek seviyede. Tabii ben hekimlere de söyledim, tanıdığım hekimler. İşte beni bir şey denek olarak kullanabilirsiniz. Yani ilaçsız iyileştim. İşte antikorumu şu kadar oluşturdum. Elinizde kanıt var. Alın kullanın. Ama ne oluyorlar? İşte psikolojik iyileştim. Evet tabii ki psikolojik. Yani o da var. Yani ben iyileşeceğime inanıyordum. Çünkü diyordum yani bağışıklık sistemi iyi olan bununla iyi mücadele eder. Evet hayatını kaybeden çok insanımız oldu maalesef. Ben eski kayınpederim de bu yüzden kaybettim. Ama biliyorum ki altında bağışıklıkla ilgili kötü şeyleri var. Yani bunun hep öncesine bakmak lazım. O yüzden siz hep ileriye yatırım yapmanız lazım. Yani şimdi iyi bakarsam işte 5 sene sonra daha rahat ederim. Yani hani garantimiz yok, o ayrı bir şey ama daha sağlıklı yaşayabilmek için bunu yapmak zorundayız. Bu böyle bir şey. O yüzden bağışıklık sistemimiz çok akıllı. Çünkü senelerce bize bunu genetik olarak, hani gen önemli, evet genetik olarak bizim hafızamızda var. Çünkü hayatta kalmak zorundayız. Yani hayatta kalmak için karar vermemiz lazım. Bir taraftan da bağışıklığımızın iyi olması lazım. Bu iki sistemi dengede oturursak iyileştirilmeyecek kolay kolay bir şey olmayacağını inanmıyorum. Yani hani yavaş yavaş da olsa ama vücut bir şekilde bir yerden sonra toparlar ve belli bir şeye kadar getirebilir. Ben buna inanıyorum. Devrim niteliğinde açıklamalarla Bunları kimlerin, hayır kesmeyeceğiz. Biz fikir özgürlüğüne inanıyoruz Hemhar Podcast'te ve ben önemsiyorum. Yani ben keseceğim. şöyle düşünüyorum bu konuda. Elbette tıp çok önemli bir yere geldi ve Evet. tıp imkanları, Tabii. yani yoğun bakıma ben her gördüğümde o solunum cihazları, o tıp bunları bir yere getirmiş. Tabii. Ama ben geleneksel tıbbı da reddetmiyorum. Modern tıbbı da çok önemsiyorum. Hepsinin kıymeti yeri çok Tabii, farklı. tabii. Bence mesela ben geleneksel tıbbı önleyici tıp olarak ondan istifade etmeyi önemsiyorum. Ama modern tıbbı da bir şey devreye girdikten sonra, yani Evet. artık geri dönülmez olduğunda. Şimdi Emir Zahid'i geleneksel tıpla çok fazla belki ileri gidemem. Hani yardımcı, destekleyici olarak kullanabiliriz, kullanmalıyız ama bazı konularda yetersiz kalabilir. Ama Tabii. şöyle, ben insanların biraz bu konularda kolaycılığa kaçtığını düşünüyorum. Yani çok konforlu. Bir hekime, bir doktora bütün sağlık sorumluluğunuzu veriyorsunuz ve bir şey olduğunda diyorsunuz ki ama sen bana böyle demiştin. Ama sen beni böyle yönlendirmiştin. Halbuki sürekli araştırarak, kendimizi tanıyarak, kendimizi gözlemleyerek, yani benim neyim var, neyim yanlış gidiyor, nasıl besleniyorum, yani güneş görüyor muyum? Mesela çok Tabii. önemli. D vitamini kendi başına da yeterli değil. Güneşi sürekli görmek zorundayız. Güneşten de faydalanmak zorundayız. Hani bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Çok Buradan şeye doğru. geleceğim. Rehabilitasyon, fizyoterapinin çok içinde olduğu bir kavram. Bizim ülkece böyle rehabilitasyondan daha henüz çok bir şey anladığımızı düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey olmuştu. Biz MİA Yaşam Merkezi'ne, yani sizin çalıştığınız yere gelmeden önce böyle apartman tipi bir rehabilitasyon merkezine gitmiştik. Ve ben şey demiştim. Ya, yani burada mı rehabilite Burası mı? olacak bu çocuk? Biz burada rehabilite olmaya bırak Biz daha kötü Almanya'dan oluruz. yani hani orayı gören insanlarsınız yani rehabilite Evet. etmek orada başka bir anlamdı ki. Almanya rehabilitasyon şehirleriyle meşhurdur. Doğru. Bad kelimesi ile Evet. başlayan bütün şehirlerde rehabilitasyon merkezi vardır. İşte stent takılır kalbinize. Gidersiniz 3 hafta gönderirler. Doktorunuz yönlendirir. İşte yani bir ameliyat değil, bypass ameliyatı geçirenlere gönderirler. Nasıl yaşam tarzı benimseyeceksiniz o saatten sonra? Nasıl beslenmeniz gerekiyor? İşte Tabii. ne kadar spor yapmanız, ne kadar hareket etmeniz, egzersiz nasıl hayatınıza sokmanız gerekiyor? Hepsini size öğretirler. Türkiye'de henüz bu yok ne yazık ki. İnşallah olur diye ben ümit ediyorum. Ben bunları biraz yaşayarak, işte Evet. tırnaklarımızla hani kazıyarak Acı sizinle birlikte. tecrübelerle. Evet, sizinle biraz öğrendik. Biraz da Almanya'dan gördüklerimizle. Ama Doğru. şunu sormak istiyorum. Bu arada MİA Yaşam Merkezi mükemmel. Biz tabii oraya geldik, dedik evet bu. Burası bir Almanya cennet. gibi değil mi? Evet, burası bir cennet. Yeşillikler içinde. Asla apartman falan değil. Kendi başına bir kompleks. Yani her şeyiyle. Orada hayvanlar da var bildiğim kadarıyla. Ki hayvanlar, müzik, işte rehabilitasyonun ne kadar önemli bir parçası ama göz ardı ediliyor tabii. Ve siz, o ekip, Betül abladan başlayıp hepiniz, yani ben oradaki ekibi zaten çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı. Sizin nezdinizde de onlara teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Rehabilitasyon mekansal bir şey midir sizce?
sizce? Yani şöyle diyeyim, Betül Hanım'ın bir arkadaşı ziyarete gelmişti ve benim odam var. O zaman bizim özel eğitim kapalıydı bu pandemiden dolayı. Dedi ki ya bu oda önceden böyle değildi. Yani sen odaya girdikten sonra ben bir çiçek koymuşum, ne bileyim bir çerçeve koymuş falan, odanın şeyi değişmiş, enerjisi. Dedi ki kişiye göre demek ki enerji değişiyor. Hani bir bu kısmı var. Bir de gerçekten bizim bulunduğumuz kompleks de ilk, yani ben çoktan fazla olduğunu düşünmüyorum ve bence galiba başka da yok. Yeşilliğin içinde başka hiçbir yere bağımlı değilsin. Tamamen kendi izole alanı var. Bir kere rehabilite, ya benim de anladığım anlamıyla işte ben de Almanya'ya gittim, yurt dışı gördüm bu anlamda. Gerçekten yeşilliksiz bir rehabilitasyon merkezi ben, yani bana saçma geliyor. Yani çünkü doğadan uzak bir şeyde iyileşme şansı var mı? Yok. Çünkü doğayla iyileşiyoruz. Yani hani toprak olacak, yeşillik olacak. Biz işte çoğu zaman derslerimizi hava güzel olduğu zaman dışarıda yapıyoruz. Doğal duyu bütünle mi? Çimin üstünde, güneşin altında. Yani o kadar iyi geliyor ki, yani hiçbir şey yapmasanız bile o bile bir tedavidir. Yani D vitamini alıyor. İşte zaten duyu bütünleme sonradan çıkan bir terim ve tedavi. Yani başka bir alan. Aslında bu hayatımızın içinde olan bir şey. Yani ve biz bunlardan uzak kaldığımız için bazı eksikliklerimiz var. Rehabilitasyon varsa, özel eğitim varsa bunlarsız olmaması gerekir normalde ama Türkiye şartlarında bazen çok zor maalesef. Benim ilk çalıştığım özel eğitimde öyleydi. Hatta bazı özel eğitimlere bakıyorum ya da işte fizik tedavi merkezi yerin altında. Ya neden yerin altında fizik tedavi olur? Karanlıkta. Bir kere insanın ruhu daralır. Ben bir odada bile sığmıyorum camlı olmasına rağmen bizim mekan. Güneş neredeyse ben sedyemi alıyorum ya da şeyimi, pilates metini, oraya gidiyorum. Ya bu böyle bir şeydir. Çünkü önce insan huzurlu nerede hissediyorsa, ya ben kendim huzurlu hissetmedim ki çocuğa orada faydam olsun. Ve huzurlu hissettiğiniz yerde mutlu olursunuz zaten. Ve o da işinize, işte hareketinize, her şeyinize yansır. Ya yine enerjiye dönüyor bu boyut. Yani enerjiniz yükselir bir kere. Motivasyonunuz artıyor. Ha, böyle olması lazım. İnşallah böyle merkezler daha da artar. Hani ben MİA'da çalıştığım için ayrıca kendim açımdan da şanslıyım. Çünkü doğadan uzaklaşmıyorsun. O beni mutlu ediyor. Çünkü ben önce rehabilite oluyorum. Ben iyi olduğum zaman çocuklar çok daha fazlasıyla yararlanıyor. Bu böyle bir şey. Yani Meran dediği gibi ekip o anlamda iyi. Birbirine yansıyor. İşte psikoloğumuz var, sosyoloğumuz var, özel eğitim öğretmenimiz var. Zaten özel eğitim dediğiniz alan ya da rehabilitasyonları ekip işi, tek başınıza hiçbir iş, yani bir işe yaramıyorsunuz. Çünkü psikolog çok önemli. Aile görüşmesiyle, yani hakikaten aileyle ilgilenmesi lazım. İşte dertleri dinlemek ya da çocukla ilgili neler yapılabilecek onu söylemek lazım. Sosyoloğumuz var, özel eğitim öğretmenimiz var. Hani bu böyle bir sistem. Seans arasında mutlaka ben bakarım, işte kızlar orada, diyorum ki hadi gelin diyorum, çıkalım. Bir dedim oksijen falan alın halen böyle. Gittiğimiz zaman azıcık üşüyün. Hani zorak yapalım ama o diyor ki oh be iyi geldi. Yani hani bu bizle de alakalı ve bize iyi gelen bir şey iyi olduğu zaman çocuklara da yansıyor. O yüzden inşallah hani bu merkezler gerçekten çoğalır. Hani örnek oluruz belki, bilmiyorum. Ama tabii ki çok yolumuz var. Türkiye'de kat edecek çok şeylerimiz var. Bence böyle örnekleri duymak çok beni mutlu ediyor. Biz de mesela işte tanıyı aldık, bir ilk denilen fizyoterapist arayışı içerisine giriyorsunuz. Sağlık problemlerini acil kısmını hallettikten sonra elbette. Biz de mesela bu konuda hani ben hatırlıyorum, hatta biz Sümeyra ile de konuşuyorduk. O hep bana derdi ki işte biz Gamze Hanım'la tanıştık. İnşallah sen de gönlüne göre birini bulursun. Çünkü evet o aradaki bağ, aradaki dinamik çok önemli. Ve uzman olması, yani insanın bu alana gönül vermiş olması ve hala araştırıyor olması. Biz şu an çok çok sevdiğimiz bir fizyoterapiste çalışıyoruz. Ve aslında o da Sümeyra ile biz. Siz, hani ben bir de Hanım'dan, Meral sizden çok iyi bahseder. Evet, yani çok gerçekten şükran duyulacak bir konu. İyi ki karşılaştık. Bir Hanım'la tanışmadan önce bazı biz de merkezlere gittik ve yine dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi işte betonlar içerisinde hiç iç açıcı değil. Yani ne bir çocuğun orada olmak isteyeceği bir yer, ne de bir yetişkin olmak isteyeceği yerler. Ama bu da bir yine Türkiye gerçeği, yani hani her aile karşılayamayabiliyor belli rakamları. Bu merkezlerden faydalanmak durumunda kalabiliyor. Ama hani şeyi de merak ediyorum. Sizin bir yeni mezun olan, çünkü genelde de çok yeni mezun arkadaşlar çalışıyor oluyor merkezlerde. Hem yeni mezun meslektaşlarınıza ne gibi tavsiyeleriniz olur hani bu noktada? Bir de yine aileler, o merkezlere giden aileler, tamam yine çok güzel bir şey destek alıyorlar oradan ama ekstra bir şey yapmaları gerekir mi, ne yapabilirler fizyoterapi noktasında anlamında? Şimdi şöyle, biz iki fizyoterapistiz kurumda. Seda var, onu da çok seviyorum. O da yeni mezun, bu sene mezun oldu ve çok donanımlı. Yani yeni mezun olmasına, bu tamamen kişinin mesleğine olan saygısıyla alakalı. Mezun olmadan bazı eğitimlere başlıyor. Çünkü biz artık yeni mezunlar çok daha şanslı. Biz makaleleri ulaşabilmek için o kadar, ben kütüphanelere gittiğimi biliyorum bazı şeyleri araştırmak için. Çünkü makale bulamıyorduk. Makaleyi satın alacağız da
yayıncıdan gelecek ve böyle şimdi her imkan var. Online eğitimler, eğitim anlamında çok daha fazla var Türkiye'de. Bunlardan yararlanabilirler. Yeni mezun olup, dediğim gibi Seda'ya örnek vereyim. Mesela bir hacamat eğitimi almış. Mesela sülük eğitimi almış. Şimdi bunlar çok konuşulan şeyler değil. Normalde bizim hakkımız da değil. Normalde bu hekimlerin uygulamaları, işte akupunktur da öyle. Aslında osteopati bile öyle. Sadece hekimler yapabilir diye. Ama biz hastayla bu şey değil. Savaşta işte ben hekimim, sen doktorsun, işte sen fizyoterapistsin. Ya dokunan insan bunu bilmesi lazım. Yani böyle bir şey var. Bu çok saçma geliyor. Eğer bir sağlık alanındaysa ve kas iskelet sistemiyle ve bu tür şeylerle çalışıyorsan, dokunmadan sen bir çocuğu iyileştiremezsin. Dokunmadan bir hastayı iyileştiremezsin. Gerçi eğitimden konu buraya geldi. O kadar doluyum ki bazı şeylerde. Yeni mezunlar da bu eğitimleri kesinlikle kaçırmamalı. Aldığı her bir eğitim, hiçbir eğitim boşuna gitmiyor. Beğensin, beğenmesin. Evet, seçebilir. Ben de bazen saçma eğitimler aldım ama mutlaka bir şey katmıştır bana. Yani bir bakış açısı değiştirmiştir. Bir şey göstermiştir. Bir tutuş geliştirmiştir. Sonuçta herkes kendini özgü teknikle geliştiriyor. Evet, belli şeyler var ama sen kendi tecrübelerine, bilgi birikiminle, okuduklarına, hislerinle ve ona inancınla o elinden o şey çıkıyor. Bu bir yetenek, bir sanat işi. Yani sen nasıl bu işe gönül veriyorsan o elinde, hani hamuru mayalamak gibi bir şeydir. O yüzden yeni mezunlar mutlaka eğitime açık olsunlar. Çok fazla eğitim imkanı var. Eğer imkanları varsa ben hep onuyum. Yani ben Alman hocalardan çok tercih ettim. Ve gerçekten bu konuda çok disiplinliler. Çok daha farklı belki bakış açılarına sahip. Onlardan çok şey öğrendim. Hani onları takip edebilirler. Beslenme alanına mutlaka girsinler. Bütüncül tıp, bütüncül bakışı geliştiren eğitimler var. Onlara devam etsinler. Çünkü bu bir süreç. Şundan kaçınsınlar. İlk önce mesleki anlamda tabii ki para kazanacağız. Yani meslek bitiriyorsun ve çalışıyorsun. Hedefim ilk önce para olmamak. Önce ben insana hizmet etmeliyim. Ben mesleğimi icra, evet tabii ki kazanacaksın ama ilk hedefe parayı koyduğun zaman ben şuna inanıyorum. Sağlıkta ticaret ön boyuta geçerse sen hastayı iyileştiremezsin. Bu böyle bir şey. O yüzden tecrübe kazanacaksın. Gerektiğinde bir hocanın yanında çalışacaksın. Eline bakacaksın. Onun hayata bakışına bakacaksın. İşte hastaya yaklaşımı çok önemli. İnsani vicdani boyut çok önemli. Merhamet, vicdan duygusu olması lazım. Sağlık alanında çalışan insanlar için bahsediyorum. Çünkü kolay bir süreç değil. Hele çocuk alanında. Ben hep şunu diyorum. Evet, insanlar bir sürü şeyle sınanıyor. Ben de iki çocuk annesiyim. En zor sınav insanın evladıyla olan. Yani bundan daha zorunu bilmiyorum, görmüyorum. Evet, biz yaşamadık sizin gibi o şeylerden geçiyor ama sadece gözlemleyebiliyoruz. Ve her şeyin geri dönüşü oluyor. Ama ne imkanın olursa olsun bazı şeyler senin imkanın dışında oluyor. Keşke daha fazla bir şeyler olsa daha fazla yapayım. Bu istek var. O yüzden en zoru bu ve biz bir çocuğun hayatıyla oynayabiliyoruz. Bu bizim ellerimizde. İyi ya da geri, olumlu ya da olumsuz bir fizyoterapist, bir sağlık çalışanı mutlaka vicdanın merhametini en ön planda tutmalı. Ben ona inanıyorum. Bir de galiba yani benim gördüğüm kadarıyla bunun teknik olarak bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama gözlemlediğim kadarıyla ben mesela fizyoterapiste en çok aradığım şey özgüvenli tutuş çocuğu. Evet. Yavaşlık veya hızlılık, işte serilikten bahsetmiyorum. O özgüvenli tutuş gerçekten anlaşılıyor. Bu çocuk da bunu hissediyor. Çocuk böyle hani tabii, tedirgin tutuşu, çok kendinden emin olmayan tutuşa hiç cevap vermiyor. Ama o kendinden emin işte dokunuş, ona yaklaşımı gerçekten hissediyor ve buna olumlu yönde cevap veriyor bence. Az veya çok. Yani bu miktar tabii göreceli. Yani bu tecrübe, yani tecrübe evet sonradan kazanılıyor. Yeni mezun olup, ben de yeni mezun olduğum zamanı hatırlıyorum. Korkmuyordum. Yani evet, bilmediğin şeyden korkuyorsun o ayrı ama bu insanın niye karakteriyle? Yani keşke karakterle, o şeyle aynı meslek seçilse. Ve bu işe gönül vermek, emek vermek başka bir şey. Hani bunda yeni mezun, tecrübe, hani evet tecrübe aranıyor, isteniyor. Yani o özgüven tutuşu önemli ama kişi kendine güveniyorsa ve mesleğine inanıyorsa zaten o özgüven tutuşu yeni mezun ya da işte şey ileriki mezun fark etmiyor. Yani o özgüven insanın kendisiyle alakalı. Çocuk bunu hisseder. Çünkü tedirgin tutuşu şeydir. Bilir yani beni düşürecek mi düşürmeyecek mi? Bu bir içgüdüsel tepkidir. Ve ona göre cevap verir ya da vermez yani. Bu tamamen enerji akışıyla ve o hissiyatla alakalı. Ve beyin çok inanılmaz bir mucizevi bir organ. Neyi nasıl hissedeceğini, ne zaman neyi içgüdüsel olarak anlayabileceğini asla bilemediğimiz bir organ. Beyin hala çözülmemiş. Evet. Sırları çözülemiyor yani. Hani aynen, buna ömür yeter mi?
bilmiyoruz. Bakalım göreceğiz yani. Hep beraber yaşayıp görüyoruz zaten. Ben P&I yöntemi ve bakış açısını burada sormak istiyorum. Biraz daha detay verebilir misiniz? P&I nedir? Ve sizin tedavilerinizde, danışanlarınızda, hastalarınızla çalıştığınızda sizin çalışma yönteminizde o bakış açısı size ne kazandı? P&I yani açılmış psikoneuroimmünoloji. Aslında bir hastalığın bir nedeni yoktur. Psikoloji bunda çok önemli. İnsanın bakış açısı çok önemli. Sosyal alanı, yaşadığı alanı çok önemli. Kimlikleri önemli. Büründüğümüz roller önemli. Fizyolojimiz bunda çok çok önemli. Cinsiyet faktörü önemli. İnançlarımız önemli. Yani her anlamda sağlıklı olabiliyorsak gerçekten sağlıklı diyebiliyoruz. Çünkü psikoneuroimmünoloji bana bu bakış açısını kazandırdı. Semptoma odaklanmayı değil. Yani bir semt işte ağrı çıktı. Başım ağrıyor. Ama bunun altına bakmak lazım. Hep şeyi düşünmek lazım. Yani neden acaba? Yani bu soruyu sorgulamak lazım. İşte neden baş ağrısı oluyor? Soruyorsun işte uykusuz mu kaldın? Ya da işte 2 gün önce ne yedin? Yani 2 gün, 3 gün önce yediğin bile senin 3 gün sonraki ağrının sebebi olabiliyor. Ve ben bunu PNA ile öğrendim. Mesela neden ekmeği kesin diyoruz? Çünkü bir şekere bağımlılıktır. Yani ekmek dediğin şey ya da ben bel fıtığı hastası olan kişilerle konuştuğumda ciddi anlamda kas spazmı artık. Yani en son kilitlenmiş beni arıştık. Anladım, ben tutuldum çok kötüyüm. Diyor ki bekleyin. Nasıl besleniyorsunuz? Önce sorduğum o. Ya da stresiniz nasıl? Çünkü ikisi çok çok önemli bir kas spazmında. İşte anlatıyor bana. Dün yediğini mutlaka sorgularım. İşte ekmek, makarna bilmem. Diyor ki önce bunları bir keselim. İnsanlar öyle bir şeye gelmiş ki ekmeksiz yiyemiyoruz. Ekmeksiz doyamıyoruz. Böyle bir mantık var. Ekmeği kestiğiniz anda bile 2-3 gün sonrası ağrı azalıyor. Çünkü neden? Siz enflamasyonu azaltıyorsunuz vücutta. Yani o ağrıyı tetikleyici maddeyi kesmiş oluyorsunuz. Ağrı kesici almak yerine bunu denemek lazım önce. Çünkü ağrı kesici bir bastırıcıdır. Bir kaçıştır aslında. Yani ağrı kesici alayım ağrımıyor. Böyle bir şey yok. Sen ağrı kesici alırsın evet ağrını keser ama 3 gün sonra başka bir şekilde çıkar. Evet geçer ama bir hafta 10 gün ya da bir ay sonra yine başka bir şekil değiştirerek karşına gelir. PNA ile ben bunu öğrendim. Hep sorgulamayı. Hani bizim çocuklarımız bu hale geldiyse işte annenin gebeliğini bir sorgulayalım. Tiroid problemi varsa olabilir mi? Olabilir. Kabızlık varsa olabilir mi? Bazı şeyler olabilir. Gebelik süreci içinde yaşanan stres etkili mi? Çok etkili. Çünkü çocuğun sistemini değiştiriyoruz biz. Bu süreçte işte mesela anne baba ilişkisi, annenin babaya olan tutumu. Çocuk bunu bilir. Yani anne baba sevgisini çocuk anne karnı ilk doğmadan bile har. Çünkü hücre hafızası diye bir şeyimiz var ve öyle gelişiyoruz. Sevgiyle doğan çocuk stressiz. Hani mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Yani şu günümüz şartlarda özellikle Türkiye'de stressiz doğan çocuk onu bilmiyorum. Ama ne kadar stresi yönetebiliyorsa bir anne baba çocuk o kadar mücadeleci olur. Yani bu çok çok önemli. Hep bunları sorgulamak lazım. Ben hastalarımla şunu yapıyorum ya da velilerimle ve çocuklarımızla. Beslenmeyi değiştirdiğimizde hemen bir günde olmuyor. Keşke olsa böyle elimizde sihirli değnek olsa işte bir anda iyileştirebilsek ama gidişatını görebiliyoruz işte. Bir ay sonra bir şey gözüküyor. Küçük bir adım bile bizim için çok önemli bir mutluluk. 3 ay sonra daha farklı oluyor. 5 ay sonra daha farklı şeyler gözlemli. Ama bazen oluyor ki deneme yanılma. Bu da böyle bir şey. İşte bir iyi dediğin şey bazen iyi olmayabiliyor. Bakıyoruz hemen olumsuz yönde etkilediyse hemen değiştirmemiz lazım. Bu böyle de sorgulayarak geçen bir şey. Yoksa aynı şeyleri yap dur böyle bir şey değil fizik tedavi. PNI de bana bu bakış açısını kazandırdı. Ben yine Emir Zahit'e geleceğim. Çok olumsuz süreçler yaşadı çocuğum bu süreçte ama annesi evde bu kadar beslenmesine, bu kadar işte aromaterapiye, bu kadar masaja, bu kadar refleksolojiye ve dokunmaya eğer devam etmeseydi mesela Emir Zahit başkasının elinde olsaydı nasıl olurdu? Belki de şu anda hayatta olmayabilir. Ben bunu gözlemliyorum. Yani eğer o hayattaysa evet mücadeleci kesinlikle Sümeyra Hanım en iyi terapist annelerden. Yani biz ödüllü annelerimizden. Çok önemli bir şey. Yani beslenme, işte ona bakış açısı, işte araştırma açısından hiçbir zaman vazgeçmedi. Doktorların aksine biz Sümeyra Hanım'la işte şunu verelim hadi bir deneyelim çörek otu yağı. En basit ne bileyim lavanta kokusu. Hani bunları yapalım. Çünkü işe yarıyor. Yani bağışıklığını bir şekilde ve zayıflamış olabiliyor ama bir şekilde en sonra biz toparlıyoruz. Bu süreç böyle bir süreç. Evet, hiçbir zaman araştırmayı, öğrenmeyi sonlandıramayacağımız bir süreç. Ben kendimde onu görüyorum. Yani benim öyle bir lüksüm yok. Evet. Beslenmeyle ilgili mesela söylediniz. Ben de hani kişisel tecrübemden söyleyecek olursam biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yani 2,5 ay ben çok düzenli, çok iyi bir şekilde devam ettirdim. Şimdi bu son hastane süreciyle birlikte bunu bozmak zorunda kaldım. Çünkü yemek yapmam, menü hazırlamam. Yani bu çok planlama isteyen bir şey benim hayatımda. Yani benim uyguladığım şekliyle bilmiyorum ben planlı
planlayarak ve organize olarak yapabiliyordum. Bu Evet. süreçte bunu yönetemeyeceğim için biraz ara vermek zorunda kaldım ve şunu çok bariz bir şekilde fark ettim. Gerçekten o şeker dengesini öyle bir bozuyor ki insanın. Yani sürekli canınız işte tatlı bir şey istiyor. Tabii. Sürekli bir açlık hissi. Ben 2,5 ay boyunca ekmek yemedim, makarna Evet. yemedim, pilav Evet. yemedim. Hiç aç Evet. hissetmedim ama buna rağmen. Evet, Ya evet. enerjinin zirvesini gördüm. O kadar Çok çok şükür. şey yapıyorum ve yani o halsizlik, uyuşukluk. Yani bende mesela direkt o şekilde hani o tembellik, miskinlik şeklinde kendini gösteriyor. Bugünlerde mesela öyleyim. Kafada bulanıklık, sürekli bir Tabii, unutkanlık. tabii. Ama onu yaptığımda zihnim çok açık. Sürekli Çok açık. öğrenmek istiyorum. Günü bitiremiyorum. Çünkü yani gece Aynen. 2'ye 3'e kadar öğrenmek Tabii. istiyorum. Sabah çok erken uyanıyorum. Buna rağmen yine enerjim. Şimdi mesela gün içinde böyle uyuklama hali falan oluyor bu yüzden. Ve bu Hemen da... insülin seviyesi yükselmiş oluyor demektir. Yani bu böyle bir Aynen şey. Çünkü öyle. vücut hemen buna adapte olmaya alışık. Çünkü hazırı seviyor. Yani insülini seviyor. Şekeri çünkü benim enerji kaynağım. Hazırı kullanayım. Yani geliyor, depolayayım, yağ olarak da depolayayım oluyor. Ve beyninde oh ne güzel glikoz geliyor, işte onu çeviriyorum. Mis gibi beyin içine kadar güzel kolay bir enerji kaynağı. Niye arasın, niye yürüsün, niye hareket etsin? Evet. Böyle bir şey. Anlık mutluluklar. Tabii Beynin halinde. tabii. Ama onu vermediğinizde hani siz dediniz ya inflamatuarı besliyor. O Tabii. inflamatuarın Tabii. yakıtı aslında. Tabii Yani biz ki. ona yakıt vermiş oluyoruz. Ama o Evet. yakıtı kestiğinizde bütün o sistem bir Tabii kendine ki. geliyor. Bir de yakıtı kestiğiniz an işte enflamasyonu zaten düşürüyoruz. Bir de vücuttaki toksinleri kullanmak zorunda kalıyor. Yani onları parçalayacak ayrıca depoladığımız şeyler de var. Yani biz öyle günlerce aç kalmadığımız için sabah akşam yediğimizde 2 öğün depoluyoruz. Depodan yakmak zorunda kalıyor. Bu biraz şeydir. Zor bir süreçtir. Yani depodan yakacaksınız. Hazır kullanmayacaksınız. İşte sorumluluk burada. Bedeniniz de sorumluluk istiyor. O yüzden sık sık yemek iyi bir şey değil. Kesinlikle iyi bir şey değil. Ve insüline daha çok bağımlı oluyor insan. Bir de neden karbonhidratı daha çok istiyoruz? Çünkü bağırsaklarımız öyle bir anında dengesini değiştiriyor ki o zararlı bakteriler biraz üste çıktığı zaman siz aslında kendi kararınızı vermiyorsunuz. Yani bağırsağınızdaki bakteriler sizi yönlendiriyor. İşte tatlı canım istesin, karbonhidrat istesin. Neden? Mutsuzken ve yorgunken gerçekten kötü gün geçirdiğimizde daha çok karbonhidratı saldırır. Çünkü bağırsağınızdaki bakteri düzeyi değişmiştir. Psikoloji çok etkiliyor. Stresli, kronik stres özellikle varsa bağırsaktaki bakteri düzeyini değiştirir. Ya sadece yemek de değil. Psikoloji de bu işin çok büyük boyutu. O yüzden eğer karbonhidratı istiyorsa bir durup düşünün. Yani ben mi istiyorum? Benim bağırsağımdaki bakteriler mi istiyor acaba? Hani ben mi yönlendiriyorum yoksa benim bakterilerim mi yönlendiriyor? Bir düşünmek lazım. Burada iki şeyi söyleyeceğim. Aslında kendimize rahatlama yöntemi bulmamız bu açıdan çok önemli. Yani o stresi azaltacak, Tabii. o gerginliği azaltacak herhangi bir şeyi bulmak hayat içinde çok önemli. Onu indirmediğimizde kronik strese dönüştüğünde işte ne kadar her şeyi bütün sistemi etkiliyor. Bir de bugün bir araştırma ile ilgili bir hekimin paylaştığı onu gördüm. Şey diyor, ikindi ve gece acıkmalarının genelde sebebi açlık değil. Tamamen yani beynin sizi yönlendirmesiyle Tabii. açlık dışındaki sebeplerin oluşturduğu bir yeme alışkanlığıdır. Eğer uzun bir süre beklediğinizde tokluk hissediyorsanız ve gece acıkıyorsanız bu açlıktan dolayı değil tamamen gereksiz yeme alışkanlığı diyor. Bir de şey var yani açlık dediğin yani mesela ben 36 saatlik de yapabiliyorum buna dayanabiliyorum. 24 saatte bir besleniyorum şimdi. Bu insanlara çok şey geliyor zor geliyor şu anda ama acıkıyor muyum? Yani zamanı geldiğinde acıkıyorum ama mesela hafta sonu evet ben hiç mi bozmuyorum? Tabii ki bozuyorum. İşte 2 gün hafta sonu babamların yanına gittim ve 2 öğün yedim mesela. 2 öğün benim için artık inanılmaz fazla bir öğün. Ve 2 günün sonunda kalktığımda bir tamamen beyin bulanıklığı bir böyle bir tuhaf bir şey yük hissediyorum. Hemen pazartesi sabahleyin bir koşu işte pazar günü 10 küsür kilometrelik bir adım ter ve dünya varmışım. Hani evet diyorum ama bunun bedelini de ödemek lazım vücuda. Bunu yapmamız lazım. Çünkü doğrusu bu. Şunu da unutmamak lazım. Duygusal açlık en önemli şeylerden biri. Yani bizim kendimize yaratamadığımız alanlar ya da kendimizi mutlu edemediğimiz alanlarda ne oluyor? Biz yemeğe sarılıyoruz. Maalesef bu böyle bir düzen. O arada mutlu olduğumuz ya da bize huzur veren ya da işte ne bileyim ya da gerçekten o arada acıktığımız işi bir iki harekete zaten tokluk hissi gelecek. Geliyor da. Hani bunu ben kendimden çok net biliyorum. Sadece orada yenik düşmemek lazım. Düştüğün an vücut senden intikamını alıyor. Bir de şöyle yaygın yanlış anlayış var diye görüyorum ben. İşte mesela
bana diyorlar ki sen zayıfsın, neyine dikkat ediyorsun? Yani bu zayıflıkla ilgili bir şeydir. Mesela ben aslında hani kilo olarak ideal kilomun da altındayım. Hatta böyle kalorili beslenmeye falan çalışıyorum ama tabii sağlıklı kalori, sağlıklı karbonhidrat, sağlıklı yağlara yöneliyorum bunu yaparken. Hani boş karbonhidrat, basit karbonhidrat, basit şekerle değil. Ama böyle yaygın bir anlayış var. Eşime de öyle diyorlar. Mesela pandemide biz çift olarak tek yani çevremizde zayıflayan çiftiz. Herkesin kilo aldığı bir dönemde. Şimdi insanlar diyorlar ki neye dikkat ediyorsun? Şimdi hani beni geçtim. Ben zaten hep böyle konulara meraklıydım ama Yusuf'un bu konularda bu kadar artık insanlara da anlatıyor olması beni de şaşırtıyor. Ama bu tabii sizin de tamamen etkiniz Gamze Hanım. Yani bunu söylemem gerekiyor burada. O da şey işte şunu yememek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Paketli gıda çok yanlış. Hani onun içinde kiloyu, o içindeki maddeleri kalıcı hale getiren vücutta ve atamamamızı sağlayan, işte o yağları kalıcı hale getiren vücutta, onları eritemiyoruz. Bunlara sebep olan şeyler var. Yememek lazım diye insanlara söylediğimde benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu gerçekten bir hayat tarzı ve bilinç oluşturma. Ama insanlarda böyle mesela çok bildiğim çevremde insanlar var. İşte gidiyor 10 kilometre koşu yapıyor, yürüyüş yapıyor. İşte bugün şu kadar kalori yiyebilirim. Evet. Ne kadar yiyebileceği ya da yemek istediği kaloriye göre spor yapan, aynen, egzersiz yapan bir anlayış. Halbuki egzersiz mantığı bu değil. İşte bütüncül bakış istediğimiz de burada tam olarak bu. Yani vücut sistemini tanıyarak ona uygun beslenme, ona uygun hareket etmeden bahsediyoruz ama bu kalori ve kilo sorunsalında sıkıştırılmış, sürekli kilo alıp veren anlayış. Yani sürekli kilo bir alıp veriyor mesela çevremde insanlar ve çok yüksek rakamlardan bahsediyorum. Yani 10-20 kilo alıyor, 10-20 kilo veriyor, hatta 20-30. Yani bu çok korkunç bir şey. Vücut sürekli tabii böyle ki bir şey içinde, stres içinde. Hem kilo veriyor, ondan sonra birden alıyor tekrar. Tabii çok uzun meseleler ama önemsiyorum ben bu konuyu. Yani yaşam tarzına getiremediğiniz zaman ve demek ki bir şeyleri çözemediğinizi gösterir bu. Yani sürekli kilo alıp vermek iyi bir şey değil. Yani bir de dediniz mesela evet zayıfsınız ama siz kendinizi nasıl hissettiğinizle alakalı. Sabah kalktığınızda enerji kalkabiliyorsunuz. O kadar yoğunluğa, yorgunluğa ve koşturmaya rağmen ve strese rağmen. İşte akşam uyuyabiliyorsanız kaliteli uyku. Evet uykumu aldım. Sabah dinlendim. İşte tekrar güne bak. Evet o zaman sağlıklısınız. Mutluysanız hayatınıza devam. Ya, sağlık dediğiniz budur. Kişiye göre kilolu ya da zayıf böyle bir şey değil ki. Ne kilolu insanlar var gerçekten sağlıklı. Ne de zayıf insanlar var gerçekten işte ben hep onu diyorum. İşte bel fıtığı hastası. Diyorsun ki zayıf insanda olur mu? Hani genel oluyor, o da oluyor, o da oluyor. Yani o yüzden kendine iyi bakmayla alakalı. Yani siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? En önemli şeylerden biri o. Etraf insanlar kendi yapamadıklarını başkasının yaptığını gördüğü zaman o sorumluluğu başkası alıyor ya. Böyle bir şey oluyor. Ya nasıl yapıyor? Hani işlerin içine böyle bir şey var. Ve sizi böyle şeyle ne gerek vardı bilmem. Çünkü hani bunu siz yapıyorsunuz ama onlar yapamıyor. İnsanlar da böyle bir hani şimdi kıskançlık diyeceğim yanlış olacak. Çünkü en zoru odur. Yani insanın bazı şeylerde sorumluluk alması. Bunu alan insan gördüğü zaman her zaman bizim yargılıyoruz ya maalesef yargılıyoruz ve hani onu olumsuz yönde etkilemeye çalışıyoruz. Hani bunu ben çok yaşadığım için şimdi artık takmıyorum öğrenci. Çünkü benim için doğru var. İnandığım şey doğrusu ve inandığım şeyin peşinde gidiyorum. Herkes besleniyor. Bana desin işte çok kilometre yapıyorsun. İşte çok yoruluyorsun. Gerek var mı bu kadar? İşte kendini çok ya ben seviyorum işimi ve ben bununla mutluyum. Herkes kendi işine baksın ya. Artık biz noktadan sonra bu hale geliyorsunuz. Bir de şey oluyor mesela. Biz de böyle bazen konuşuyoruz Meyra'yla. Hani insan stres de yapıyor dediğimiz gibi. Yani bunu yememem gerekiyor, bunu yapmamam gerekiyor, bunu böyle yapmam gerekiyor. Bir hani biraz bu stresin kaynağı şeyle alakalı olabiliyor bazen. Ya bir türlü ikna olma süreci var ya hani. Ne tamamen şeysin, bir anda inanıyorsun evet öyle olması gerektiğine. Ama bir yandan da o kabul etmeme, hani kabullenmeme süreci oluyor. Mesela bazen ben orada da şey yapıyorum. Ya diyorum hani bazen de çok bildiğin zaman gerçekten çok strese giriyorsun birçok şeyle alakalı. Mesela bunun dengesini nasıl tutturabiliriz acaba? Böyle bazen kafa yormak istiyorum bu konuya. Bir yandan evet tamam dikkat edelim ama bir yandan da işte mesela özellikle mamayla alakalı böyle bir şey var. Hani mama vermek durumundayız birçok yani özellikle çocuk mama almak durumunda kalıyor bebekliğinin bir evresinde. Ama anne olarak çok işte vicdan azabı çekiyorsun ve çok kötü hissediyor oluyorsun işte şöyle işte mamanın içerisinde şu var bu var diye. Mesela bazen onu merak ediyorum hani sen o stresin de aslında çocuğa zarar.
yararlı. Yani hani bazen aslında mamayı ver, hani yapacak bir şeyin yok çünkü. Stres yapmamaya çalış, çocuk için daha faydalı. Hani hem mamayı vermek zorunda olup hem stres yapmanın da çok bir şeyi olmuyor. Hatta daha zararlı bir şey. Onu dengelemek de çok önemli aslında. Biraz şöyle bakıyorum bu olaya. Evet, bunları bilmek çok önemli. Bunun farkında olmak çok önemli. Ama biraz da sen kendini de tanıyacaksın. Ben şu an hayatım bu evresinde bunu bu kadar yapabiliyorum. Ya da şu an benim çocuğumun için bu ilacı vermek zorundayım. Bu mamayı vermek zorundayım ve bu onun iyiliği için, bu onun için en iyi olacak şey deyip gerçekten hani dediğiniz gibi bir şey yapmak gerekiyor. Kendimizi, psikolojik sağlığımızı da böyle bir en önemlisi. Kendi kendimize iyi gelmemiz gerekiyor bu noktada. Aynen. Yani bunu dışarıdan birisi söyleyip önce siz bunu içinizde hissetmelisiniz. Yani bir anne zaten çocuğu için en iyi olanı bilir. Yani gerçekten bu içgüdüsel olarak oluyor. Sadece uygulaması kalıyor. Hani vicdan azabı konusunda bir şey mi? Mama konusunda ciddi anlamda şeyler var. Sümeyra Hanım'ı çok araştırdık. İşte bakıyoruz hangisi daha az toksik. Yani böyle bir maalesef şey yok. Ama en zararsızını seçiyoruz bunların arasında. Ha, çocuk şöyle bir varlık. Bir şekilde bir yerden tolere eder büyüklere göre. Şimdi evet mama verebiliriz ama ileride onu değiştirir. Yani işte nedir? Ne bileyim, avokado tüketerek işte. Kırmızı, morlu şeyler tüketerek ilerisi için. Bir şekilde antioksidan özelliği yüksek gıdaları hayatına soktuğu zaman onu toparlama ihtimalimiz yüksek. Böyle düşünürsek sizin o yarattığınız stres zaten azalır. Vicdan olarak rahatlarsınız. O size hem iyi geldiği gibi çocuğa da iyi gelecek. Yani doğru yaptık. Size göre ne doğruysa gerçekten araştırıp okuyup doğru bildiğiniz şeyden vazgeçmemek lazım. Ben ona inanıyorum. Kendi çocuklarım için de bunu yapıyorum. Yani kendi çocuklarını hiç mi kaçamak? Yani tabii ki yiyorlar. İşte gece tost yedikleri de oluyor. Ama mutlaka ertesi gün sebzesini yedir. İşte mutlaka çorbası olur, sebze çorbası. Hani bunu dengelemek lazım. Ya hep ya hiç diye bir şey yok. Yani ortasını bulabilmek lazım. Ve her şeyin kararınca belki de daha güzel lazım. Hani belli bir yaştan sonra evet ya hip ya içe geçebilirsin. Senin tamamen bu hayata nasıl bakışınla ilgili. Ve ben de dediğim gibi şimdi tek öğün besleniyorum ama daha öncesinde iki öğündüm. İki öğünde bile zorlanıyorum. Şimdi 24 saatte bir besleniyorum. Zor geliyor mu? Gelmiyor. Alışılabiliyor yani. Sadece süreçle alakalı, senin bakışınla alakalı ve inandığın şey doğruysa onun peşinden gitmek lazım. Yani bu sadece beslenme için değil. Her anlamda bu geçerli. İnandığın şeyin peşinden gittiğin zaman bir mükafatını alıyorsun. Çünkü emek veriyorsun. En önemli şeylerden biri budur hayatta. Dediklerinizden de şunu anlıyorum Gamze Hanım. Hani evet, bir hedef belirleyelim her zaman kendimize. İşte hedefimiz artık o an neye inanıyorsak araştırmamızı yaptık ve bir beslenme sistemi belirledik. Ya da çocuğumuz için de yani hani işte fizyoterapiyle alakalı herhangi bir alakalı. Ama oraya birden ulaşamayacağımızın da belki farkında olmak ve bunun kabullenilişi halinde olmak. Yani ben elimden şu günkü bu şartların dairesinde bu kadarı geliyor ve bu kadarını yapıyorum. Önemli olan bu diye ilerledince ben en azından kendimi daha iyi hissediyorum diye oluyorum genelde. Evet. Zaten bilirsiniz. Siz elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilirsiniz. Bir şey hesabı deriz ya, yastığa kafayı koyduğumuzda gecenin sonunda vicdanımız rahattır. Bu çok başka bir şey. Yani bunu içgüdüsel olarak bilirsiniz. Her insan bilir bunu. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. İki açıdan ülke olarak sizce nereden nereye geldik? Yani toplum ve devletin sunduğu imkanlar anlamında, hem fizik tedavide hem özel eğitimde, ama toplumu da burada katıyorum çünkü sizin de bu konuda çok ciddi tecrübeleriniz var. Özellikle kamusal alanda özel bireylerin, çocukların görünürlüğü bağlamında. Sizce nereden nereye geldik? Tabii ki gidecek çok yolumuz var ama çok ciddi de yol kat edilmiş görüyorum ben. Tabii. Böyle sizden bir dinlemek istiyorum. Benim ilk dediğim gibi 2007 mezunum. 2007'de özel eğitimin içindeydim. O zaman bir İncirli tarafında bir yerdeydim. Çocukların evde bağlı olduğunu hatırlıyorum. Yani bazı veliler gerçekten çıkartmazdı. Tanılarını bilmiyorum. Muhtemelen zihinsel anlamda yetersiz olan çocuklardı. Ve bağlıyı çıkartmadıklarını biz özel eğitime aldığımızı hatırlıyorum. Yani o dönemler vardı. Şimdi en azından farkındalık çok daha arttı. Bilinç daha arttı. Sosyal medya bunda çok çok önemli. İşte kamusal spot da oluşturuldu bilmiyorum. Reklamlar çok önemli. İşte özel gereksinimi olan bireylerin iş hayatına sokulması, onların farkındalığı arttırılması, bunların sayesinde bilinç daha da arttı ki daha da artması lazım. Toplum olarak tabii ki daha kabul ediyoruz ama hala yabancılıyoruz o bireyleri. Yani maalesef okul anlamında olsun, hafif düzeyde problemi olan bir çocuk okula gittiği zaman bazı öğretmenler tarafından hala daha kabul edilmiyor. Bunları da görüyoruz ama eskiye göre çok daha iyi. Belki bu anlamda çalışmaların daha da arttırılması lazım. Çünkü çocuklar arasında bu olmaz. Çocuk
çocuklar çabuk kabulleniyor. Önemli olan onların başındaki insanların kabul etmesi bunu. Yani evet onun bir problemi olabilir, olabilir. Ama bu da öyle bir birey. Onu birey olarak kabul etmemiz lazım. Nasıl sen sarışınsan onun da ne bileyim Down sendromu olabilir. Yani sadece bu şey değil. Yani o çocuklar kendi aralarında zaten sosyalleşiyor. Yani onlar için önemi yok ki. Hani bilmiyorlar yani. Ama baştaki insanların bunu kabul etmesi lazım. Özel eğitim anlamında da imkanlar çok daha arttı. Önceden daha kısıtlı bütçe ayrılıyordu. Ve şimdi o daha da hem bütçe arttırıldı hem özel eğitim sayıları arttırdı. Hani o da avantaj, dezavantaj. Onun da değişik şeyleri var. Ama inşallah daha da iyi, daha ileriye de gideriz. Ama bu konuda çalışan kişilerin mutlaka eğitimlerinin her anlamda geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Yani sadece özel eğitimcinin bile. Sadece öğrenme değil. Çünkü öğrenme beyinle olan bir şey. Limbik sistem, hipotalamus, hipofiz, amigdala bunların içine giriyor. Bunları da bir öğretmenin bilmesi lazım. Ben ona inanıyorum. Çünkü bu sistemleri değiştirebilirseniz öğrenmeyi kolaylaştırıyorsunuz. İşte kokuyu neden biz önemsiyoruz ya da aromaterapiyi neden önemsiyoruz, içine alıyoruz tedavimizi? Çünkü bu sistem üzerinden etkisi var. Neden biz bunu kullanıyoruz o zaman? Hem öğrenme için, hem hafıza için, hem dikkat için öğretmenlerimizin de bütüncül anlamda yaklaşmasını arttırmak lazım. Hani biz kurumumuzda ekip olarak artık bu bakış açısını kazandık ve gelen veliyi ona göre değerlendiriyoruz. Bu tamamen sizin bakışınızla alakalı işe ama sistemin buna doğru gitmesi lazım. Bütüncül bakış. Yani işte bir otizmli çocuğun özel eğitimi öğretmeni de mutlaka beslenmeyi bilmeli. Mutlaka otizmli bir çocuğun beyninin nasıl yönlendirileceğini çözmeli. İşte müziğin otizmde ne kadar etkisi olduğunu, işte bu kokunun ne kadar etkisi olduğunu, işte akupunkturun bu anlamda nasıl ona etkisi olduğunu bir öğretmen de. Ben evet fizyoterapist olarak biliyorum ama o kurumda bunu bilmeyen fizyoterapist varsa bir öğretmen bunu bilip onu da değiştirebilir. Yani sadece fizyoterapiyle kalınmaması lazım. Hani buna inanıyorum. Yani tamamen her anlamda bütüncül bakışa sahip olma yolunda daha da ilerleyici adımlara sahip olmamız lazım. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok çok memnun oldum böyle sohbet edebildiğim için de. Ben teşekkür ederim. Hani sanki şey gibi oldu böyle. Hani uzun zamandır görüşmedim arkadaşlarımla görüyorum. Evet. Gerçekten öyle oldu. Ben yaklaşık bir yıldır duyuyorum sizin isminizi zaten Smeyra'da. Ve o pozitif enerjiniz çok güzel yansıyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Böyle teşekkür bir şey, ediyorum. Evet, bol bol gülümsediğimiz, benim de çok faydalandım söylediklerinizden de. Bana beslenme konusunda böyle bol bol hatırlatma oldu. Böyle güzel bir şey yani, hani bunu birbirimize hatırlatmamız. Beraber, çünkü ben buna çok inanıyorum. Beraber iyileşiyoruz. Beraber güzel şeyler, kalıcı şeyler yapıyoruz. Ve çok memnun oldum bugün sizi ağırladığımız için ben. Ben de çok memnun oldum. Çok da güzel programlar yapıyorsunuz. Yani ellerinize, emeğinize sağlık. O kadar yoğun şeyin arasında bir de bunları ayırıyorsunuz araya. Vallahi ne diyeyim, helal olsun size. Teşekkür ederiz. Biz sizden aldığımız, işte birbirimizden aldığımız enerjiyle bu mümkün oluyor aslında. Ben çok şey öğreniyorum. Bu öğrendiklerimden de başkaları da öğrensin. Bir şekilde duysunlar en azından istiyorum. Doğru, o yüzden doğru. Tekrar çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür bu akşam. Ederim. Bu yayınımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz, puanlayabilirsiniz ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.